komponentalarni formaga joylashtirish bo'yicha menejerlar. Bizga ular menejerlar shablonlar taqdim etadi. Oddiy shablonlardan tortib murakkab shablonlargacha ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, standart 4 ta layout bor. Border layout, flow layout, grid layout va grid back layout bor va o'zingiz 5-chi layout sifatida 0 parametr berib, koordinatalari bilan komponentani joylashtirsa mumkin. Shu Java taqdim etuvchi menejerlar, layoutlar ko'rib chiqamiz. Oddiysidan boshlaymiz. Xo'p, birinchi bizga import Java swing kerak bo'ladi. Ketdik. Logi frame'da bir forma hazır qilyapman. New G frame formaga set size beryapman. Demak 500 ga 500 bo'lgan formaga set default close operation qilib g frame exit on close xususiyatini berib qo'ydik. Zakrit bosganda formamiz yopilishi uchun. Undan keyingi formamiz centerda chiqish uchun set location relative to'lda 0 parametr berib qo'ydik. Va formamizni ko'rinish xususiyatini yuzib tur holatga keltirdik. F6ni bossak biz 400x400 bo'lgan ekranimiz centerda forma açıp berişi kerak. Ana forma. Hop, endi biz komponentalarni shu formaga joylashtirib bo'yicha menejerlar haqida gaplashyapmiz. Birinchi formaga menejerni qaysi turdan foydalanishingizni berib olishingiz kerak. Set qilib. Formaga set layout deyman-da mana. Manager deyapti, shu yerga bering. New bizda eng oddiysidan boshlaymiz. Hop. Border layout degani bor mana. Bu avatar tarkibi degan, bog'lab oladi avtomatik border layout. Border layout formaga komponentalarni chegaraga nisbatan joylashtirish imkonini beradi. Forma chegarasi nomi bilan border chegaraga nisbatan. Aytaylik bizda mana panel komponentasini yaratyapman. G panel deb panel 1 deb qo'ydimda. New G panel. Hop. Oddiy holatda panelni formaga qo'shsam, rangi bir xilligi uchun bilinmasligi mumkin. Shuning uchun panelga bitta rang berib olyapman. Set background color'da color red aytaylik. Va endi formaga qo'shyapman. Men border layout'dan foydalanganim uchun qo'shib qarang. Formaga add qilaman, ha? Add qilaman. Birinchi qaysi komponentdan qo'shyapman? Panel 1 ni va border layout bo'lgani uchun uni usulini berishim kerak. Usulini border layout mana bu yerga yozaman-da, uning konstantalarini chaqiraman. Nuqta qo'ysam, konstantalar keladi. Xo'p, bu yerda page start sahifaning yuqori qismi, ya'ni bizda forma hozir. Formaning yuqori qismi, formaning quyi qismi, line start chap taraf, line end o'ng taraf va page start sahifaning yuqori qismi bo'lsa, unga north deb turib, mana yani edi. Demak, sahifaning yuqori qismi shimol deyish ham mumkin. Chegaralarda formangiz to'g'ri tarafmi, shimol, g'arb, sharq degan nomlari ham bor ekan. Equivalent page startga equivalent bu north hisoblanishi. Aytaylik page start qildim. Deb berdimda usulini berib qo'ydim. F6 bo'ladigan bo'lsa, panelini mana sahifaning yuqorisiga qo'shaman. Page start yuqori qismi. Xo'p, endi 5 ta panel yaratayman. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 2 3 4 va 5. Har bittasiga har xil ranglar berib qo'yadi. Allohdan alohida qilib.
Birincisiga red bo'ldi, undan keyingisiga. Yellow. Orange. Blue aytaylik menga. Green. Green menga. Orange. Ne gray, mana misol uchun. Berib qo'ydik. Endi bular qo'shyapmiz formaga. To'ppa to'g'ri. 2 qilamiz, 3 qilamiz, 4 qilamiz va 5 qilamiz. Endi harflarni qo'shyapman. Panel 1 ni qo'yibman bu usulda. Panel 2 ni qo'yibman. Aytaylik sahifamni chap tarafiga qo'ymoqchiman. O page va line bo'ladi. Line start chap tarafga. Xo'p, adashmaslik uchun solishtirgichga teskari tartibda qo'yaman. Birinchi yuqori qo'ydim. Teskari tartibda qo'yamiz. Hali bu chalg'imaylik. Keyingisi page end quyuq qismi. Undan keyin o'ng tarafga line end va centerga qo'yamiz mana buni. Va center. 5 ta holatda ko'rdik. Default qilyapmiz bizga. To'ppa to'ppa to'g'ri. 2 3 4 va 5 holatda. Mana bizga 5 ta panelni border layoutni chegaraga nisbatan joylashtirib beradi. Border layout. Tushunarlimi? Aytaylik, mana bu yerga yana birorta button qo'shmoqchiman. Mag'lanam. Bu centerda joylashgan panel. Center deganim uchun bo'sh joylarni avtomatik to'ldirdi. Katta panel turib to'ldirib qo'ydi. Bu panel panel 5. Bunga birorta komponentni qo'ymoqchi bo'lsam, birinchi panel 5 ga et qilaman, keyin panel deb qilganmiz. To'g'ridan to'g'ri formaga et qila olmayman endi. Panel qoplab oldi. Aytaylik. G G button'da aytaylik button bir bor menda. New G button'da aytaylik OK. Degan tugma bor. Endi panel 5 bor bizda. Panel 5 ga add qilyapman-da. Mana button 1 ni. Lekin men panel 5 uchun menejer e'lon qilganim yo'q. Ya'ni komponentda joylashtirish bo'yicha layout e'lon qilmadim-da panelga. Formatchani holatda qanday qo'yadi? Yuqori qismiga birinchi o'rtaga nisbatan qo'yib qo'yadi. Bunga layout ham e'lon qilsa bo'ladi, panel 5 mana. Add qilishdan oldin formaga layout e'lon qilyapmiz-ku menejerni. Bunga mana set layout deb turib yozish mumkin. Bunga new border border layout deb qo'ysam va mana bu yerga panel 5 ga qo'yibman. Button 1 ni border layout sahifani aytaylik page da yuqori qismiga deb qo'ysam, mesela buning uchun ham mana panelni yuqori qismiga mana buttonni avtomatik to'ldirib qo'y. Quyuq qismiga demoqchi bo'lsam nima qilaman? Mana bu joyga page end qo'yib qo'ysak bo'ldi. Quyuq qismi. Mana shu board tushunarlimi? Border layout forma komponentdan nafaqat formaga qo'ysa bo'ladi. U panelga qo'yib, paneldagi formaga. Shu border layout chegaraga nisbatan ishlashimizni ta'minlab beruvchi maxsus menejer ekan. Savollar yo'qmi? Ikkinchi layoutga o'tamizmi? Eplaysizlar buni. Ikkinchi layout endi. Mana bir-biriga aralashtirmaymiz. O'chirib tashlaymiz. Ikkinchisi border layout o'rnida flow layout degan narsa bor. Menejer bor, flow layout. Buni endi bitta button qo'yamiz-da, ko'rsatib beraman. G G button-da button bir bor, new new button-da OK. Aytaylik va endi bu yerga formaga add qilyapman. Mana button 1 ni
Flow layout'da bir orta parametre vermedim bana verdi. İhvalt kılıp, hayırdı, kandı nisbette, pamaçayan olup. Sakıfan yukarı kısmında, center'da koyu yaptı. Birinci katarda. Yine bir orta battan koşmak için olsaymış. Battan bu iki olsun ayetelik. Talabı bul yaptı. Battan iki bu yaptı. İhvalt. Avtomatik pamaçayan olup değil mi? Center'da cevaplaştırıp git oraya. Ne işte bu? Center'dan yani koyup git oraya. Yani 10 tabi attığını yaratıp. Bana bunu akıllı bitti yaratıp durmayıp. Sikli buna. Java'da sulaştığında imkanı yaratıp. Cüneyen küşlüğü. C++'dan da imkanı yaratıp. Yok. Java'da bu oraya. G. Button'da. Massive ilan kılıyor. Button'ı istiyor. New. G button 10 elementten ibaret. Masumni har bir elementi bizde o'z navbatda button komponentni ibaret. G button klassida button degan nima massiv e'lon qildi-da 10 elementdan iborat. Ketdik for int massiv birinchi elementi 0 dan boshlanardi. I kichik buttonsning Lensi geçe i plus plus. Hop, gitti bir yerde batma. G battınız ne? Şurada yapıyoruz dedik. İkinci elementi ten new g button. Bana bir yerde sarılı hafızı yazılamadı. Konstrüktörde. Okey desem hemen battığına kampanya demez. Okey'ye otup ola. Okey demeyeyim ben de. Bana böyle iyi dip ben bana. Hani caption'ı da böyle 2, 3, 4, 5, 6, 0'dan başlayalım. 9 gece sonra namayalım ola. Fakat iyi. Biz de ilk de bir yolda satırlı malumat verişkeli. Biz kendimiz de sakıp beyanız. Blast down'ı string value of mıydı? Value of in. Buna iyi dip koyduk. Bu oldu. Komponentler, 10 ta komponentdan siklini sazlatib qo'ying. Primary shu alohida sikl qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri formaga ham qo'shib ketaveraylik. To'g'rimi? Formaga add qilamiz. Buttonsning massivimizning ikkinchi elementi. To'g'ri? Bu yerda ikkinchi element hosil qilyapti mana buttonni. To'g'ridan-to'g'ri formaga ham qo'shib ketyapti. Joylashtirish menejerimiz turi, menejerning turi flow layout. Default qiladigan bo'lsak, bizda mana 0 dan 9 gacha buttonlar hosil qildi. Massivni o'zlashtirdim va men to'g'ridan to'g'ri formaga qo'shib ketdim. Endi flow layout xususiyati eng xususiyatlaridan biri mana. Mana. Avtomatik keyingi bo'limlarga o'tib ketyapti. Bilasizmi? Border layout undan ham kiyonat yo'q. Plus minus taraflari bor degan menejerlar. Flow layout. Hop, endi sizlarga savol. Shu 10 ta buttonni formani quyi qismiga chiqarmoqchi bo'lsam nima qilaman? Flow layout doim yuqori qismdan centerga nisbatan joylashtirib ketadi. Uni 2-chi qator, 3-chi qator center qila olmaymiz. Bundan oldingi foydalangan bizda border layout bor. Bu 10 ta komponentani men panelga add qilaman. Panelning xususiyatim flow layout, a formani esa border layout. Formaga panelni border layout usulida add qilamiz. Shuning mana bu 10 ta komponentdan misol bitta hozir panel ochib olyapman. Mana g panel panelda new g panel. O panelni panelni set layoutini new flow layout qo'yamiz hozir. Flow layout. A formanikini esa border layout qilaman. Mana. Endi mana bu 10 ta buttonni formaga emas panelga qo'shaman.
Va mana bu yerda formaga panel deb qilamiz. Et panelni border layout bo'lgani uchun ikkinchi parametrni berishimiz kerak. Aks holda pomanchaning holatida yuqori qismiga qo'yib qo'yamiz. Page startga o'xsha, biz page end qilishimiz kerak. Biz border layout konstantani chaqiramiz. Page end qilib qo'ydim men. Endi ko'radigan bo'lsak, formamizda turib border, mana bu yerda panel bor. Rang bermaganim uchun, rangi bir xilligi uchun bilmayman. Rangini o'zgartiramiz. Panelda hop panelni set background colorini aytaylik red deb olib qo'ysak, hozir panel bor. Panelda turib flow layout. Border esa olib ko'ramiz mana. Panelga nisbatan joylaydi-ku. Panel, endi panelga razmer berish kerak. Panel avtomatik. Hop, sizlar hodisalarni o'rganganda kod yozamiz. Mana bunda resizable hodisasi bo'ladi. Resizable bo'lganda bu panelni hajmini, height'ini kattalashtirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hozir ma'lum bir qiymat berishga o'rganamiz. Panelda panelda set size mini set size. Endi qarangda panelni formaga et qilyapti. Page end deyapmiz. U eni avtomatik 100% egallaydi. Page end hisobiga forma quyi qismiga joylashtiradi. Biz mana bu yerda enini beryapti, formamizni eni 500, lekin bu 300 deb qo'ysam ham mana bu 300 inobatga o'tmaydi. Border layoutda priority kuchli, formaga nisbatan ba'zi 100% boradi. Ikkinchi parametr inobatga olinishi mumkin balandlik. Bizda 100 balandlik berib yubordim. Default qilsam mana olamiz. Olmadi. Partition qilamiz. Set size border layoutga kuch yetmayapti-da, kak. Boshqachasi bor edi. Preferred size degani bor. Set preferred size. Bunda preferred size'da dimension'da mana preferred size berish kerak. Obyekt dimension bo'lishi kerak. Biz to'g'ridan-to'g'ri shu yerda e'lon qilib ketaveramiz. New dimension ichiga bering deyapti. Width bilan height deman. 200 beramanmi? Bab inobatga olmaydi baribir. Borderlar to'liq yoygan. Ikkinchi parametrni inobatga olish mumkin. F6. Mana bu formamiz 500 bo'lgani uchun baribir 200 parametrni mana bu yergacha panel qilib bermadi baribir bizga. Page end hisobiga quyi qismiga joylashtiradi baribir. Ikkinchi parametrni inobatga oldi. Mana 100 panelni balandligini 100 qilib berdi. Endi kichiklashtiradigan bo'lsak, o, o'tyapti. O, kalkulyator yaratishni o'rganishingiz ham bitta sikl bilan buttonlarni yaratib qo'ysiz bo'lar ekanda. Captionlarni dasturiga qilib qo'yasiz. Har bittadan button qilib, button 1, button 2 qilmasdan sikllar bilan ishlashadan mumkin ekan. Tushunarlimi, flow layout centerga nisbatan obyektning eng yuqori qismida centerga nisbatan joylashtirib beraveradi. Flow layout. Bu eng prostoy border layoutdan flow layout eng oddiy. Oddiy. Hech qanaqangi bir matematikasi yo'q bu. Endi yana ikkitasi bor, ular bu dahshatlik. E'tiborli bo'lmasangiz tushunmay qolasiz. Video kursmi? Ketyapti. Mana e'tiborli bo'lishni o'qimadi. Hop. Flow layout tushunarliya, tushuncha bo'ldimi? Qayerda? Hop, endingiz navbatdagi layout, ya'ni menejerimizning turi bu grid back grid layout. Grid backga o'ta dahshatli, grid backga sal dahshatli. Grid layout. Grid nima degani edi? Xirmon. Grid tasi bor, chotdami? Grid desi. Yacheyka. Katak. Katak, bu Excel'de katak, video katak emas. Excel'de katak, katak. Demak bizga grid layout jadval qilib berar ekanda, o'sha jadvalni yacheykasi komponentdan joylashtiradi. 2 ga 2 massivga o'xshaydi. 2 o'lchovli massivga.
Bizde satırlar ve üstünler sonunu veriyoruz. Bu. O grid back layout ki. Aytaylik. G button da. O button bir foto qilyapman. New G button. Aytaylik bir deb olib qo'ydim. Uch, to'rt, to'rt yozdikda. Bu button 2 bo'lsin, 3 bo'lsin, 4 bo'lsin. Hop, end qilyapman. Endi formaga qo'shishim kerak buni. Formaga add qilyapman. Button 1 ni 2 ni bitta nima qo'yamiz bo'lmasa 3 ni va 4 ni button 1 button 2 3 4 hech qanday yacheykaga hali ustun va satr berganim yo'q. Pomachani holati bo'ladi barcha funksiyalar. Dastlab qo'l evolt qiladigan bo'lsa 4 ta komponentda mana 4 ta yacheyka. Ya'ni bizda pomachani holatda bitta satr deb qabul qilar ekan formani. Va nechta komponentda bo'lsa shuncha ustunga joylayveradi. Men buni o'zgartirmoqchi bo'lsam, mana 4 ta komponentda add qilyapman, menga 2 ga 2 qilib joylashtirib bersam, u grid back layoutni mana bu yerga parametr kiritaman. Ya'ni 2 ga 2 holatda. Evolt qiladigan bo'lsa, menga 2 ta satr va 2 ta ustunga joylashtirib beradi. Siz berayotgan parametrlar mana bu yerda bor parametrlarga nima ekvivalent bo'lsa, bizda 4 ta komponentda 2 ga 2 konkretni sig'adi. Lekin bu yerga men ko'rganman. 2 ga 3 qilib qo'ysam, bu padisha qilmaydi. Birinchi parametr o'zgarmas. Prioritet kuchli. Satırda 2 ta qiladi-da, 3 ta ustun qilmasligi mumkin. To'ldirib keladi-da, qonyani pustga qolib ketishi mumkin. Mana. Bizda baribir 2 3 ta ustun qilmadi-ku. Minimum holatda olib keladi-da. Bo'sh qoldirmaslikka harakat qilyapti. Bizda 2 ta, lekin mana bu yerini aytaylik. 3 ta desam, mana bu birinchi mana bu 3 ta satr obligatoriy qiladi. Keyin mana bu parametr to'ldir. Agar 3 ga 2 desam, bizda 6 ta komponentda bo'lish kerak edi, to'g'ri bo'lish uchun. Lekin bizda 4 ta 3 ta satr qiladi endi. Ko'ramiz mana. 3 mana priority albatta qilaman. 3 ta satr qilyapti, lekin bizda komponent 4 ta. Shuni joylashtirib kelyapti-da. Mana bu joy pustdi qolaman. Satrni qarang, satr ochib beryapti. Lekin mana bu yerda men 3 deb qo'ysam, nima bo'ladi? 3-uchinchi ustunni qo'shmayapti-da. Lekin satrda 100% qilib beryapti. 3-uchinchi ustunni qo'shmayapti. Minimum holatda komponentlarni joylashtirishga harakat qilyapti. Tushundingizmi? Shunaqangi holatlar bo'lsa, bilingki, mana bu yerda qo'shayotgan komponentingiz mana bu parametrga mos emas. Konkretni nechiga berasiz va komponentlar soni shunga muvofiq bo'lsa, tushundingizmi nima demoqchiligim? Tushuntiraman. Keyin konkret siz aytganingizni qilar. Bo'lmasa o'zini minimum holatda sig'dirish bo'lsa, o'tdi. Albatta. To'rga 1. 344. To'rga 1 qildik-a? To'rga 1 bo'lsa 4 ta satr obligatoriy qiladi mana. Va bitta ustun. To'rga 3 bo'lsa nima bo'ladi? Ko'rdingizmi? Satrlarni 100% qo'yib oladi-da, bittadan komponentni joylashtirib add qildi. Yana birorta komponentda bo'lganda bizda minimum holatda 2-2 dana qilib qo'yish mumkin. Hozir yana bitta qo'shilaydi mana. 5 ni qo'shdim. 5 bitta 4 ga yoki 5 qildik-da mana bu yerga endi. 5 qildik. Endi nima bo'ladi? Mana 4 ta satr obligatoriy bo'ldi. Lekin bizga joylashtirib keldi-da, mana bitta ortiqchasini mana bu yerga qo'yib beraman. Bitta ustun qilganda sig'mas edi. Avtomat ikkinchi ustunni ochdi, to'ldirib keldi, ortiqchasini bu yoqqa qo'ydi. Mana 3 ta joy bizda bo'sh.
Şunu senin masmi ki? Canım çağırıyor, ben korkunç değilim az. Yaçayı yakalıyor, iki gün 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 masif kılıyor ben dizide. Şimdi yaçayı geliyor, masra yapıştı, kopuyor. Bana et kılıyorkeniz muhum değil. Birinci et de, birinci yaçayı ye. İkincisini iki ye, vaha gözü koyu veriyor. Bana tartıda koyuyor, bana hemen. Birinci bir, iki. Taymete koymaya yapıyor. Şimdi yeti o benim de. Kopçuyla hata kılıyor, iki mana birge çıkmaya yapıyor. Yani bu yerge çıkışın için ikkini üçüncü bölüp koşun gereken de etkili. Bir, iki, bu tarzda. İki de masif bir kiriç var mı? On iki tarafı çıkarıp kiriç asım elementle. Bu da şu tartıp gitti yaptı. On iki kadar doldurup doldurup geliyor. Bu iki kadar en merat. Düşündük mü? Grid back layout. Şimdi ahirgi layout var. Bu grid back layout. Bu düşünüş judayam qiyin. Amaliy mashg'ulot bilan ishlaymiz uni. Ketdik. Grid formaga set layout o'rnatyapmiz. Unga new grid back layout deganini boshladik. Grid back layout. Şimdi ko'ramiz bizda ikkita level, bitta text field, bitta password field, ikkita button. G labelda login uchun label hosil qildim. New G label. Unda bizda login degan yozuv turibdi. Doğru mu? Evet. Hop. Login diye yazı durup de. Taşkarga çıkıp yukarı da erkek rol var. G-label. Bana bir yerde. Parol için label ilan kıl yap ben. Bir yerde. Parol diye. Varsa var bizde. Şunu alayım mı? Login için label, parol için label. İlan, ondan ki text field var bizde. Login için yok G text field da login için text field yazdım da new G text field uzunluğu yetelik 10 bo'lsin. Bo'ldi. Undan keyin G password field. Parol kiritayotganda nuqta nuqta bo'lib chiqishi uchun. Tumanoq. Masalan, uni o'zgartirishim mumkin. Ixtiyoriy ikkonkagagi G password field qo'yibman. Parol uchun password field. Keyin new G password field. Ne yapacağız yine de bir hal alalım. 10 bu işimiz mümkün bo'ladi. Uzunluk 10. 10 ta simvol deganimiz. Uzunluk 10 piksel mi desam. O 10 piksel bo'lmaydi, 10 patami bo'ladi. Undan keyin alohida yaratyapman. İkkita button var bizde. G buttonda kirish uchun button new G button. Unga birinchi kirish deb yozib qo'ydik. Undan keyingi G button registratsiya buttoni hisoblanadi. Unga demak registratsiya degan narsa yozdim. Xo'p, tushunarlimi? Endi visible'dan aldım, mana bu yerda add qilishim kerak. Xo'p. Endi strukturasini yozishimiz kerak. Mana shu struktura birinchi boshlanadi, mana indeksini berishim kerak. Keyin shu element, mana bu elementlarning nechtasini o'rnini egallasin. Bittasini o'rnini egallasin, o'rniga qo'yadi. Agar x bo'yicha ikkitasini o'rnini egallasin, desa mana buni o'rniga qo'yib beradi. Y bo'yicha ikkitasini o'rnini egallasin, desa mana buni o'rniga qo'yib beradi.
Orasidagi masofalar qanchadan bo'lsin? Bir qancha parametrlar bor. Bir roshni ketaveradi. Struktura. Mana buni strukturani bizda klassi bor. U struktura klassini grid. O grid back mana constraints bilan belgilanadi strukturalar. Grid back constraints aytaylik bizda bitta C. New da grid back constraints da mana konstruktori bor. Hop, end qilamanni qo'shdim mana o'tgan. Xo'p. Mana bu formaga qo'shyapman qarang. Formaga add qilyapman. Birinchi bizda login label bor. Login label komponentasining mana shu C struktura bo'yicha deyman-da. Hali C struktura hali yozganim yo'q. Yozib chiqaman o'sha parametrlarni hammasini yozib chiqaman. Keyin o'sha C ni usulida bizga joylab beradi. Border layoutga constant chaqirdik, face saqlilik xuddi o'sha usulini chaqirib berdi. Bu yerda ham xuddi C ga ma'lum bir parametrlar beramiz. Mana bu yerda berishni boshladik. Berishni qanday bosamiz? Misol uchun mana bu yerga kelib turib control probe ni bossam, grid back constants mana. Har bittasini yuqoriroqqa chiqarib olsak, mana parametrlari. Birinchi grid x, grid y, grid width, grid height, double weight, width, x bo'yicha mana. Undan keyin anchor, fill, insetslar, ipat x, ipat y, shuncha parametr bor. Ozgina murakkabroq. Birinchidan boshlab tushuntirib ketaman. Grid x bilan grid y dan boshladik. Hop, C da nuqta qo'yibman-da. Grid x ekan. Undan keyingisi mana grid y. Grid y. Nuqta qo'yadigan bo'lsam yuqoriga parametr yozganim yozmaganim uchun grid x ni teng 0 grid y ni teng 0. Bu degani o'sha indeks. Birinchi element bo'lgan 0 0 grid x grid y. Grid kata kata edi x bo'yicha. X ya birinchi simvol bizga javob beryapti. Yo'q qara. Ikkinchi indeks esa ustiga javob beradi. Satır. Balandlik bo'y emas bu. Bu shu narsaki shu grid viz deyapti. Agar biru birdan bersam, grid vizi bilan x bilan grid viziga 1 va grid heightiga 1 bersam, nima bo'ladi? Shu elementni aynan o'ziga o'rniga qo'yadi. Agar grid viziga 2 bersam, x bo'yicha 2 ta elementni qamrab oladi. Grid viziga 10 bersiz, mana bu elementga 10 tasini qamrab oladi. Grid viz shu x qamrab oladigan parametrlar soni. Grid height esa y bo'yicha qamrab oladi. Biro bir beraman, hozir o'rniga degan kakir. Ikkisini 2 bersam, x bo'yicha bitta sakrab oladi. Mana buni unday qo'yadi. Agar ikkisini 1 berib, y'ni 2 beradigan bo'lsa, mana bunaqa qilsak bo'lar edi. Ikkisini o'rniga. Biz biro birdan beramiz. Aynan o'ziga. C ga aytayapman, grid mana vizi teng 1 va C ni grid height'i teng 1 dan. Aynan ana shu elementni o'rniga. Undan keyingi parametr konstruktor yordamida ko'ryapmiz. Integrit, ha, mana bu yerga keldik. Grid x grid buni qo'ydik va double da weight bilan weight x bilan weight y degan narsalar ketyapti. Mana bu yerda bunday ko'rishimiz mumkin.
Bu narsa nima endi? Mana weight x bilan ağırlık diyanı mı? Androidçiler varmış ne indi? Bu nisbet. Ağırlık diyen narsa. Dasturlaşın nisbet ki nisbet işletilerde. Nisbet ki nisbet anlayayım. O nisbet. Adiyeliz telefonumuz ekranı. Üçte komponentten cahalaştırmaksınız. Garantantal hal etti. Eğer biz nisbetlerini bir birden versek, ekranımız umumi maydonu 100% desek, biz ağırlıklarına nisbette bir birden biz 3'te komponenti 33'ten egallaydi. Eğer umumi yığımsa anlattı. Eğer birinci komponentine gelme ağırlığını 2 verip, koyan 2 tasiye bir birden versem, umumi ağırlık netçi? 4, 100'lü doğruya bölgede. 2 birliğe ekran yarımını egallatadı, koyan 2 tasiye 25 tane verir. Şundan ila? Şu width et x bine width y gerek hudu düşünürse nisbatı veren. Biz buru buru veri oranız. X y gibi boyunca buru burdan olursun. Bunu double da bir bütün 5 vaka gözen veriş mümkün değil. Ondan ki hangi parametre? Bana bir örnek öreylik. Bizde şimdi bana ançorga geldik. Ondan ki hangi sfil. Yeste kalsın. Buradan ançorga. Ançor ne mi? Si nokta. Ben yani İngilizce ançor. Langer diye. Yani. Langer şuna gelin. Şu objektizlik ya kime adı tasarruf sayıyor musun? Objektimizi. İşte label'da. Forma dengiz. Hayeri ge langer taşarsın. Langer düşürsün. Forma yukarı kısmı ya mı? Kuyu kısmı ya mı? Çarp ya mı? Oyn ya mı? Ya ki şimali şarkıyı dedi. Grasla olacak. Şimali garbi. Bu kansı burada layout yok şaş. Konstantalar var. Onu verişimiz gerek. Biz bir orada bir rakam bile vermeyiz onu. Bana grid back constraints kopya olamam da. Bu konstantalar çakramam. Nokta koyuyorsun ama konstantas. Kelal, asistent diye oradan bir. Page. Bana page start var. Sahifanın yukarı kısmı. Formamız yukarı kısmı. Page end var. Kuyu kısmı. Vaha gözü. Demek page start ki kopuyordum. Yukarı kısmı geldi. Hazır page start mı? Page end mi? Ne olur ne olur bu yani çün mü? Çok önemli zaman. Ahırda. Uz yatır. Ondan ki ingil parametre kaçıydı? Fill idi. Yani fill. Fill yani komponentlerini cevaplaştırırız usulü. Yani horizontal mı? Vertikal mı? Diyenler size cevap veriyor. Şu iki tane parametre bakalım. Onu yap kan değil mi? Horizontal değil mi? Grid back constant koyayım ha. Nokta koyacağım. Bu constant ile katardı bana. Horizontal ve vertikal diyenler size. Biz horizontal koyalım biz mi? Horizontal. Bu oldu. Onun için horizontal koyalım. Daha mı parametre kursatçımız gereği? Ondan ki hangi parametreler? Bana bir de bir yapınız. Ya o katta tüküyordu. Insets da insets diye yapar. Insets bu class. Insets de biz insets diye uzgar uç. Abi yekitte cahalaştır şeyleri. Ondan ki ipat x bilen ipat y diyen nasıl var? Kim tüyü? Insets diyanı komponentanın turu tarafıdaki masafalarını. Az biz bitti. Paint touch yapma. Paint touch şunları veremem. Bitti abiyekt. Yarattın yani. Abiyekt. Abiyekti bana bir yerden kek abiyekt var kan dedi. Bir yerden kan dedi abiyekt var. Bir yerden kan dedi abiyekt var. Bir yerden kan dedi. Şu yatıba verin elinde. C'ye. In sets de yaptı değil mi? In sets. Ten de yaptı. In sets klasda abiyekt hasıl oluşuyor. Bir torna doğru hasıl oluşuyor. New. Ana. In sets klas vardı. Şimdi enter verirsem bana. Buranın 4 parametre var iken bunu. Top, left, bottom, right. Bana toru tarafı da bir mesafası değil ki. Bana bizde asası komponenti. Topu yukarı kısmı. Left çap tarafı. Kandı kandıya çıkarırsa böyle. Bottom kuyu. Savaş sırrı gelse karama karşı yönelişte. Parametre kırtılıyor. Bana bir ördü. Bana üçüncüsü kayıt yedikin. Tipasım mı dedikin? On tarafım mı dedikin? Oylanı oturmayın da.
Mana bir aytyap, top deyapti. En yukarı, keyin bunisi left, sağ sirkasi teskari. Uchinchisi bottom quyi qismi, bu esa right o'ng tarafini beryapti. Bizdagi oraliq masofalar aytaylik qt da beriladi. 1 1 dan berib qo'yaman hozircha. 1 1 1. Bir xil masofada atrofi. Konkret nechta ham? Undan keyingi jarayon. iPad X bilan iPad Y-mi? iPad X bilan iPad Y. Bu nima? Bu shunday xususiyatki, formaga o'zgartirish kiritsak, forma bizga katta kichik bo'ladi. Shunga mos ravishda komponentlar ham hajmi o'zgaradi. O'sha o'zgarishdagi ma'lum bir parametr ekan. Hop, tushuntirib beraman. Mana bu bizda formani shuni biz komponenta desak, yuqori enini ifodalaydim bu tarafi. Yana bizda aytaylik width. Balandlik bo'ladi bizda mana bu qismi. Height bo'ladi. Endi forma o'zgarganda bizda yangi en va yangi bo'y hosil bo'ladi komponentada. O'zgarganda o'sha yangi formulasini yozamiz. Bu yerga yozyapman new width dedim. Yangi en degan ma'noda. Teng bo'ladi ipad x ga plus o'zini oldingi vizi ipad x ga. Ha, key new height bo'lyapti, teng ipad y ga qo'shilyapti oldingi balandligi. Mana. Formulani kattaroq qo'yib qo'ydim mana. Mana. New width ipad x mana bu parametrdagi siz berib qo'yasiz parametr. Agar siz berib qo'ysangiz shuni o'zgarganda siz bergan parametr plus oldingi width ketaveradi ipad x ipad. Buni 00 berib qo'ysangiz o'zgarmay qoladi-da, значит. Parametr kx plus b ga o'xshab kga o'xshagan parametr ekanda. Shu yerda yangi hajm olayotganda siz bergan ipdx ipdgirlar oldingizga qo'shiladi. Demak, bu o'zgarmasligini ifodalaydi. Agar siz bu yerga 00 berib qo'ysangiz, u yangi hajmi ham, yangi bo'yi oldingi holatda qolaveradi shu yerda. O'zgarmaydi kompaniya hajmi, o'zgarmaydi. Ma'lum bir parametr bo'lib berib qo'ysangiz, o'zgarganda siz bergan ipdx ga qo'shilib turib, maksimum o'sha ipdx qo'shilgan holatgacha o'zgaradi xolos. Na aqiy o'tmaydi. Ate 2 2 berib qo'ysam oldingi vizi 10 edi. O'zgartirsam maksimum 12 bo'ladi, xolos. Vizi baland ipad y 2 berib qo'ysam, eni nima bo'yi katta bo'lganda maksimum aytaylik 5 bo'lsa 7 bo'ladi, xolos. U yoqqa o'tmaydi. Siz bergan ipad x ipad y'ingizni u yoqqa o'tmaydi. Tushundikmi? O'sha narsa. Xo'p, tugadi. Mana C'ni berdik. Ushbu struktura bo'yicha label ne? Login label ne? Şu struktura bo'yicha joylashtirib berdim. F6 ni bosadigan bo'lsam, dasturim mana bu joyda login degan narsani chiqarib berdi. Yo, bittasi joyladi xolos. Vaqtimiz hali bor-a? Ikkinchi qiyin usulda ko'rsatdim-a, keyin oddiyroq usulda o'tamiz. Bu bitta struktura qo'ydik mana. Kopya olyapman. Stavit olyapman. Mana bu yerga endi bu C1 struktura. Mana bular hammasi C1, 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 C1. Mana o'chirib tashlayman. Endi mana bu yerga qo'shyapman. Ikkinchi komponentni yonidami? Text field. Bizning komponentdan nomi login text field edi. Mana bu C1 usulda joylashtirishim kerak. Endi bizda grid x grid y ni o'zgartirish kiritaman. 0 0 emas. 1 0 0. 1 0 ikkisini bir qilaman. Mana bu joyini. Bir qilamanda F6 qilaman. Yoniga joylab beradi mana. Uzunligi yo'q. Uzunligi 10. 10 bu yerda 10 dan katta bo'lib ketdi, chunki formamiz 500 ga 500 u to'ldirib boryapti. Bo'sh taraf, bo'sh joy qolmasiga harakat qiladi. Bu ajratyapti. Lekin bizda forma 500 ga 500 ku. Qolgan joylarni majbur to'ldirib boryapti-da.
Şuna kımasdaki için bir tane metod var, o formaya şu metodu bağlayıp koysak boş yolu yapıp da şey. Biz altı bana yolu ayırtırma, formanın kuyu kısmı bana bu boşa şu yolu kalmasını sen grid bekle yaptım bana bu zaten masraf işte, tatlılaştırıp, doldurup koyardı da şimdi kaç yolu aptaş aşkı diyen funksiyası barayken o funksiyanın namı pack bana forma nokta pack kısam pustacı olanı tozaladın yani pek pek kıpta şey default kıladın yani bazen yeni de bana kankırt o login bana fakancı olan pek var pustu tozalıp taşı pek kıldı düşündünüz mü? O bizde null parametre var mı? Feedback layout relative null F6 kısam pek bu var fakancı olan pustu bu yeni de kuyu kısmı ye. O ne var? Paroldun yanında bir password şifre joylaştırışın gereği oyun tarafı. Bunu akılıp joylaştırmayalımız. Asarrağı yolunu oraya getirmek. Bana o kısımda yok olup da sağlık kılığımız. Çün duruş için bana bunu hazır kılığınızı dedik değil mi? Biz obyektler bana böyle doğruna doğru ilan kıpet yapma. Eğer bunu kıymayayım anlıyorsan bana böyle daha etişim mümkünüydü. Insets'de bitti in diyen obyekt ilan kutluyum. Doğru. New inset inset kutluyum. Bana bir kutluyum. Bana bunu oranı ye inset steng indi koysan böyle uğrardı değil mi? Değil mi? Doğrudan doğru yaratıp ettik. Değil mi? Hulasa kılıp et dediğim bu şey. Bana bu sinem doğrudan doğru yaratsa böyle değil mi? Şu yerde o zede. Çünkü kadamda başlayalımız. Bana bir yerde ayet yaptım ben. Ctrl copy. Bir yerde de C1 parametre dikti. Bunu bana bunu C1'de cevap verdi yaptım. C1'de yazdı. Bana bir yerde constructor var. Eğer bana bunu yazmayayım artık. Bana bir yerde constructor yazıp koyuşuz. Mümkün. Huddu bana bunu yokşat. Değil mi? İnsetsiz yokşat. Şu parametre bana bir yerde çakır yaptım. Etibar verdim. Şimdi işte de parametre çıkarıveren ama talep dur bir de baksa bana koyu verir strukturası. Bana onun strukturasını koyu verir. Bizde var. Ta iyi yok. Bana in mağazı yaratken insert'ten Java dışında koyu verir diyor. Şunu işletir diyen bana oldu. Hop. Bana bir yerde hop 2'de 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 bana bir yerde bitti. Enter taşı atırsa açıp koyayım diye kalır. Hop, ne yaptım? Sıksın. Çiğini açtırıp koyayım. Hop. Bana bu. Biz, yani bana bu kıymetle yazalım şimdi. Birinci grid x grid y 0-0 verdik mi? 0-0 verdik. O yatırma yap. O şahane kılı yap bizden. Kek. Ondan ki ingisi. Grid visible and grid height. Beru. Beru verip ben. O tepeden köçürüp koyup ben şimdi. Şimdi nasıl o yatırışık diyeyim yok. Ondan ki ingisi aramlar için. Ağırlık gibi x boyutu y ways x ways y uyan baru bar ondan ki ingisi şunu kopya alıp taşıp uğramam kopya bana bu ne oldu onu diye şunu bana bunu sınıyorsa kopya alıp durun bana bu ne oldu onu diye bu ne oldu onu diye bunu sınıyor ondan ki ingisi aramada inset diske geldik inset diske hud düşünün şunu kopya alıp durun. Bana bunu oraya koyuyorum. Baş. Bak yani ipad x ipad y'ye geldik. Bru. Bir. Bru. Bir. Koyuyorum. Ne oldu? Bana bu cerrahını indim ben. Kereye biraz. Şunu duruş için yalnız olacak. Grid constant. Doğru constant demek. Constructor'u yazıp koydum da. Bana bu cerrahı. Kuyu yazı olacak. Yani ama C1'de ne? Bırttı. Bir kıl işle oraya. Ana login joylashtirib beryapti. Pek hisobiga qolgan joydan bo'shatib tashar. Endi yana ham qisqartiraman. Inset. Mana bu joyni kopya olyapman-da mana. Kopya olyapman. C1 da o'rniga joylashtiryapman. Bunday qilib. Endi mana bu joyga ham kerak emas endi. To'g'ridan to'g'ri shu yerda o'zida e'lon qilib ketdik. Formaga add qil labelni mana bu struktura bo'yicha. Endi ana tushunyapsizlar osonlashgani qarang endi mana. Shunda kopya olaman. Kopya olaman.
Şimdi joylaştıramam. Mana bu yerini endi. Nima qilaman? Bir qilibman, bo'ldi. Faqat mana bu label do'ndiga text filtrda. Login, text, filter qilibman. Bo'ldi, shu joyni o'zgartirib ketaveraman. Bitta struktura qilib olaman-da, shablon. Endi shu joylarni o'zgartirib ketaveraman. F6 qilsam, yoniga mana qo'yib beryapti. Undan keyin yana qo'yaman. Form qilaman. Control state bor bizda. Bir xil holatda ishlaydi. Mana bu yerda o'ldi. Login, password label. Password label. Mana bu joyi esa x o'zgarmaydi, 0, y o'zgaradi endi. 1, ya'ni ikkinchi satrga o'tdi degan ma'noda. Bo'ldi, shu joyi o'zgaradi, xolos. Undan keyingisi. Undan keyingisi nima bo'ladi? Undan keyingisi. Mana bu yerda bizda password filtr bor. Mana bu yerda esa x 1, y esa 1. Mana F6 qiladigan bo'lsa, mana bizga login parol kiritadigan joy. Passwordni yodingizdami? Passwordni mana bergan. Shu password filtr-ku. Buni ikki ixtiyori ikki kunga o'zgartiraverasiz. Echo charmi degan metodi bor. Любой символ yozib qo'ysiz, nuqta nuqtani o'rniga siz yozibingiz символ chiqadi. Kuchukchami, undoqmi, 5 qo'yib qo'ysangiz, nima yozsangiz 5 chiqaveradi. Echo charmi degan narsa. Ixtiyoriy simvol. Undan keyin yana davom etyapti, strukturani ko'rdingiz? Bir tayyor yaratib oldik. Endi buttonni qo'yamiz, formamizga, label o'rniga. Kirish uchun button bor edi. Mana bu joyni o'zgartiryapman. İkisi o'zgarmaydi, y esa 2 bo'ladi. Shunday bor, 3-chi elementda. Faqat shablon qo'ydi, boshdi. Undan keyingisi. Undan keyingisi. Kirish buttonni o'rnida. Registratsiya buttoni. Mana bu yer esa x o'zgaradi, 1 bo'ladi, to'g'rimi? Y esa o'zgarmaydi, chunki ular bitta satrda. F6 qiladigan bo'lsak, bizga mana tayyor. Lekin nomini biz aytgan narsaga o'xshamadi. Chunki mana blogingimiz ham, text filimiz ham ajrab turibdi. Qanday ajrab turibdi? Mana orasidagi masofalar ko'ryapsiz-ku? Mana ashlar insetslar orasidagi bir-biridan. Bir-birliklar. Jichcha kattalashtirib qo'yaman, o'shani aytyapsizmi? O'g'il, mana insetsda mana. Birborni 5 5 5 5 qo'yib qo'ydim. Insets. Hammasiga hammasiga o'tkazib qo'yamanda, bunday qilib. Bir xildan qilib qo'yaman, har xil bo'lmaydi orasi. Chiroyli qilib qo'yamiz. Oralarimiz ochilib, akkuratroq bo'ladi. Mana 5 5 5 5 da. Mana F6 qilsak, endi oralarimiz sal kengayadi, mana. Ha. Oralarimiz sal kengayadi, insetslar. Top left right. Formadan uzaytirish shunday qilinadi. Formani ham aytdim, kattalashtirsa. Bunaqa endi oyna qo'yganingizdan keyin mana bu resizable'ni o'chirib qo'yasiz-da. Oz kattalashtirib, mos ravishda katta qilib beraveradimi? O ipotek simvol ko'ryapsizmi? Avtomatik. Bunaqa maydonlarga asosan resizable olib qo'yish kerak-da. Registratsiya oynalari mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ularni katta-katta qilib turib, top nima insetslarini sal katta-katta qilib. Text filimiz kattalashyapti, login kattalashmayapti, yozuv. Yozuv umuman kattalashgan, yo'q. Formaga nisbatan joylashmagan. Hamma narsa. Komponentani hajmi o'zgaryapti, xolos. 100% formani to'ldirishga harakat qilyapti-da. Bunday qilsa bo'sh qolib ketish kerak emas. Endi bu mantiqiy to'g'ri-da bu jarayon. Esas, o'chirib qo'yasiz. Yozib qo'yasiz. Yo'q, pomachani holatda ishlayapti u. Resizable false deb qo'ysa o'chadi. Format. Pek, endi bizga qarab turing. Biz shunaqa shart qo'yyapmiz. Mana bu buttonlarim yonma-yon emas, tagma-tag chiqsin. Shuna holat bor bizda shart. Mana holat emas, mana 100% egallagan holat bitta button, ikkinchi button tagidan. O'sha parametrda ikkinchi grid x ni grid y dan keyingisi grid viz bilan grid height hal qiladi. Mana kirishga bordik mana. Kirish buttonini mana bu mana ikkinchi parametr. Bu bildingiz indeks ekan. Mana bular hal qilyapti. Hammasida 1-1, hammasida 1-1.
Demek x bo'yicha ham, y bo'yicha ham bittadan element qamrab olsin degan. Shu joyga men yozaman mana bu yerga. 1 dan 2 desam x bo'yicha ikkita parametr element egallaydi. Mana bu joygachi bu yorgan 2 deb qo'ysam, ikkinchi. Endi default qiladigan bo'lsak, hop, mana buni endi 4-chi qatorga o'tyapti-yu. Mana buni y-ni 3 qilib qo'yishim kerak, to'g'rimi? Ustma-ustu bo'lib qoldi-da hozir. Default qildik. Mana bizda tagma-tag. Nimaga? 0 3 bo'lish. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana bunisi mana. To'ppa-to'g'ri. Ikki so'zga 0 3 bo'lish. Evet, tushundinglarmi? Mana siz fikrlayapsizlar, mana tagma-tag, akkuratni qo'yib.